Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağım okuma Rika Hat'la yazılmış bir tezkire metni. Tezkire metinleri Osmanlı zamanında aynı şehirde bulunan resmi daireler arası yazışmaları içeren bir metin türüdür, belge türüdür. Aynı zamanda kısa yazı, mektup, pusula gibi anlamlara da gelir. Henüz abone olmayan arkadaşlara sağ alt kısımda bulunan kanal resmime tıklayıp yani mucibince amel edip kanalıma abone olmalarını hatırlatarak metne başlıyorum arkadaşlar. Evet, şu kısma telhis, özet diyoruz. Biz yine ilk olarak alt bölümden başlayacağız. Burada zaten özet bölümünde sadece kısa bir bilgi yazısı vermiş. Veli nimet i bi minnetim. B ve Y harfleri var. Minnete ihtiyaç duymayan devletlü, inayetlü efendim. Asakir i Mansure i Muhammediye firarileriyle alil olup yani illetli hasta malul olup ihraç olunanlarının keyfiyeti sual buyurulmuş olduğundan yani Asakir Mansuri Muhammediye ordusundan firari hasta olup da askerlikten çıkartılanların durumları sorulmuş. Devletlü Ser Asker Paşa Hazretleri ile Ledel Müzakere Ser Asker Paşa A. Hüseyin Paşa ile görüşülerek Gurre-i Mah-ı Saferül Hayr'a kadar yani Safer ayının birinci gününe kadar firar etmiş olan 20-30 35 nefer firarilerin 5-6 neferi Ahs-ü Girift ile 5-6 firari yakalanarak idam olunmuş, idam edilmişler. Çünkü sefer zamanı askerden, cepheden kaçmanın cezası idamdır. Eğer cepheden kaçmışlarsa tabii. Ve birkaç neferine dahi ikişer yüz, üçer yüz değnek urdurularak, ikişer üçer yüz değnek vurdurulmuş, urdurularak tediplerine mübaderet olunmuş ve diğerlerinin dahi ele geçirilmesine ikdam ve dikkat olunmakta olduğu ve alil olup, mağlul olup, ihraç olunmuş olanlar dahi mukaddema öncelikle emeği sebkat etmiş yani emek harcadığı görülmüş bilinen ve burada alil olmuş makuleden olmayıp o makuleler iptida yani o tür kişilerden olmayıp o tür kişiler iptida başlangıçta gelip yazılıp sonra tertiplere idhal olunur iken sonra tertiplere girerlerken illetleri, hastalıkları tebeyyün ederek ihraçları lazım gelmiş. Yani bu tür kişiler bir kısmı cepheye tertiplere işte ayrılarak buralarda hastalıkları görülerek ihraç edilmişler. Oldukları ve mukaddema daha önce gelip tahrir olunup yazılıp yani badehü daha sonra bahru siyah
boğazında gözlerine ama gelmiş olan, yani kör olmuşlar, gözlerine ama gelmiş olan dört nefer kullarının tekaüttlükleri, emeklilikleri hususu Çent Rus birkaç gün demektir. Çent birkaç. Çent Rus akdemce, yani birkaç gün önce arz olunup Divan-ı Ali'de huzur-ı Hazret-i Veli-yün Nimaya çıkarılacak olduğu ve geçen de ateş taliminde tüfengin parelenmesi hasebiyle, geçenlerde ateş taliminde tüfengin parçalanması hasebiyle bir eli bileğinden kat olunmuş olan, bileğinden kesilmiş olan bendeleri dahi eyü olarak, iyi olarak çavuşluk verilmiş ise de, dal güzel he şu şekilde yazılıyordu zaten, ise de tekrar tekaüçlük ister ise tanzim olunacağı teklif olundukta, yani daha önce elinde tüfek parçalanmasından dolayı eli kesilmiş bir kişiye durumu iyi olduğu için çavuşluk verilmişse de, eğer emekli ayrılmak isterse düzenleneceği teklif olunmuş. El haletü hazihi, hali hazırda, şimdiki bu durumda, bu hizmette arzusu olup, yani bu hizmette çalışma arzusu taşıyıp tekaüçlük istemediğini ifade etmiş olduğundan, emeklilik istemeyip cephede, yani orduda görev almış istemiş. Tabi tek elli olmaması ilginç bir durum burada. Olduğundan inşallahürrahman sayeyi mekarim vayeyi şahanede bundan sonra dahi ileri çekileceği malum-ı devletleri buyuruldukta emrü ferman Hazret-i men lehül emrindir. Evet, burada Asakir-i Mansuri-i Muhammediye Yeniçeri Ocağı'ndan sonra kurulan orduda İhraç, malulen emekli gibi ve normal emekli gibi çeşitli durumlarda bulunan askerlerle alakalı bir yazı, bir rapor verilmiş. Bu raporunda burada kim tarafından yazıldığı, yönerildiği yer alıyor arkadaşlar. Hacı Saip Efendi kullarının tezkiresidir. Evet, Hacı Saip Efendi dönemin Asakir-i Mansuri Muhammediye nazırı durumundaki bir adam. Bu normal bakan anlamında nazır değil ama Serasker Paşa'dan sonra gelen ve denetleyici, yönetici vasfında bir makam oluyor arkadaşlar. Evet, Rika temel seviye belgelerden bir tezkere metni okuması gerçekleştirmiş olduk. Belgelerin resmini Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarımda paylaşıyorum. Oradaki hesaplarımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.